Hocam bazıları denize ailecek gidip birlikte yüzüyorlar. Günahtır deyince biz o gözle bakmıyoruz diyorlar. Bunun vebali nedir demiş birisi. Şimdi ailecek gidiyorsa, yani kendi ailesiyle kimsenin görmediği bir ortamda tesettüre riayet ederek denize giriyorlarsa, burada bakılacak bir şey yok zaten. Kendi ailesi var. Ama böyle şey plajında, halk plajında ailesiyle beraber giriyor. Tesettüre ben uygun değil. Orada o tesettür mayoları erkeklerin göreceği şekilde tesettüre uygun bir mayo değil bir kere. Çünkü ıslandıktan sonra, çıktıktan sonra vücut hatları belli oluyor. Cafcaflı oluyorlar, bilmem ne oluyorlar. Öyle vücut hatlarını belli eden kıyafetler tesettüre uygun kıyafet değildir. Ben tesettür mayosuyla erkeklerin arasında giriyorum. Öyle bir şey yok. Giremezsin. Kadınların arasında girebilirsin. Kadınların arasında. Onun için halk plajına biz ailemizle gidiyoruz. Efendim biz orada başka bikinili kadınlar var, falanlar var, filanlar var ama biz onlara o gözle bakmıyoruz. O göz, bu göz diye bir şey yok. Sonunda şu kafanda iki tane göz var, ondan bakıyorsun işte. Başka bir gözden bakmıyorsun yani. Burada harama bakmakta niyet olmaz. Haram olmayan şeye bakarken niyet kötü olursa onun sonucu kötü olur. Yoksa harama ben iyi niyetle bakıyorum, öyle bir şey olmaz. Harama iyi niyet mi olur? Onun için kimsenin görmeyeceği erkekleri, kadınları erkeklerin görmeyeceği yerlerde, kendilerine ait plajlarda, o da tesettüre uygun bir şekilde girmeleri uygun olur. Onları görecek bir tane erkek varsa gene ondan orada girmeleri olmaz, caiz olmaz. Bu tür şeylerden ne yapmak lazım? Kaçınmak lazım. Öyle ben gözüm günahtır deyince işte ben o gözle bakmıyorum. O göz, bu göz yok. Gözünde iki tane, kafanda iki tane göz var. Harama iyi gözle bakılmaz yani.